damar hastalığı, diyabet ve tansiyon gibi hastalıkları olan bireylerin mutlaka dikkatli et tüketmesi gerekmektedir. Özel bir hastane diyetisyeni Elif Nurkaya, Kurban Bayramı'nda et tüketimine dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Kurban Bayramı'nda geleneksel yemeği haline gelen kavurmanın özellikle aşırıya kaçmadan tüketilmesini öneriyoruz. Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar bayram namazlarını kıldı, kurbanlarını kesti. Sırada etlerin pişirilmesi ve tüketilmesi var. Ancak fazla et tüketimi ve yanlış pişirme sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Konuyla ilgili diyetisyen Elif Nurkaya önemli açıklamalarda bulundu. Kronik rahatsızlığı olanların et tüketimine dikkat etmesini önerdi. Kurban Bayramı'nda da önceki Kurban Bayramı'nda olduğu gibi kırmızı et tüketimi artmaktadır. Özellikle kronik hastalığı bulunan bireylerin, kalp damar hastalığı, diyabet ve tansiyon gibi hastalıkları olan bireylerin mutlaka dikkatli et tüketmesi gerekmektedir. Aşırı et tüketiminden kaçınılmalıdır. Kurban Bayramı'nda geleneksel yemeği haline gelen kavurmanın özellikle aşırıya kaçmadan tüketilmesini öneriyoruz. Kendi yağında ekstra yağ, iç yağ, kuyruk yağı eklemeden kendi yağ ve suyunda pişirilerek tüketilebilir. Fakat kırmızı etin kolesterol ve doymuş yağ içeriği yüksek olduğu için özellikle kronik hastalığı olan bireylerin dikkatli tüketmesi gerekmektedir. Etin tüketilmeden önce dinlendirilmesi gerektiğini belirten diyetisyen Kaya, sağlıklı pişirme yöntemlerinden bahsetti. Kurban Bayramı'nda etin sağlıklı pişirme yöntemleriyle pişirilmesi oldukça önemli. Haşlama, ızgara, tencere yemeği şeklinde olabilir. Bol yağda kızartma ve aşırı miktarda kavurma gibi işlemlerden uzak duralım. Et mutlaka dinlendirilmesi gerekmektedir. Dinlendirilmeden tüketildiğinde hazımsızlık ve kabızlık, şişkinlik gibi şikayetler oluşabilir. Mutlaka ilk 24 saat dinlendirmekte fayda vardır. Kurban Bayramı'nda su tüketiminin düşüğüne de dikkat çeken Kaya, fiziksel aktivitelerin unutulmaması gerektiğini söyledi. Bayramda tatlı tüketimine de dikkat edilmesi gerekmektedir. Tavsiye ettiğimiz sütlü tatlı, dondurma tercih edilebilir. Bir porsiyon şeklinde, ikindi ara öğünde, gece olmamasına dikkat edilmesi gerekmekte. Eğer şerbetli tatlı tüketeceksek bayram sürecinde 2-3 dilim baklava şeklinde tüketilebilir. Fakat kesinlikle gece ara öğün şeklinde değil, ikindi saatlerinde. Bayramda genellikle su ihmal edilebiliyor. Mutlaka her bireyin en az 2 litre su tüketmesini öneriyoruz. Fazla et tüketimi ve fazla besin tüketiminden kaçınalım. Bol bol hareket, yürüyüşler yapmaya çalışalım. Özellikle yemeklerden 1-2 saat sonra hafif tempolu yürüyüşle bayramı güzel bir şekilde atlatabiliriz.